Marifet videolarına hoş geldiniz. Ben Aydın. Bugün Derya Hanım'ı konuk ediyoruz. Derya Hanım bizim için bugüne kadar en azından videolarda çalışmadığımız bir konudan bahsedecek. Mozaik yapımı ile ilgili bilgi ve uygulamalar aktaracak. Önce bir genel giriş yapacağız. Evet. Bilgiler alacağız kendisine. Evet. Öncelikle malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde mozaik taşlarımız var. Bunlar 2 cm ve 2 cm büyüklüğünde olabildikleri gibi 1 cm ve 1 cm boyutta olanları da mevcut. Tamam. Çok farklı renkte olabiliyor bunlar. Şu şekilde parlak olarak da üretiliyor. Çok güzeller. Nereden temin ediyoruz bunları? Mozaik hobi marketlerden temin edebiliriz bunları. İnternetten mozaik hobi market yaratırsak bulabiliriz. Tamam. Şu şekilde boncuk şeklinde olan ya da seramikten üçgen şeklinde üretilmiş farklı renklerde olanları ve altın ve gümüş renginde olanlar da var. Çok güzeller. Bunları kullanıyoruz. Bunun dışında mozaik kerpetinimiz var. Yuvarlak uçlu mozaik kerpetinle. Bununla taşları çok kolayca bu şekilde kırabiliyoruz. Çok fazla bir bilek kuvveti gerektirmiyor. Sanki sıçrayacak hani. Bıçakları keskin olduğu için çok kolayca kırıyor. Harika. Kıradıkça da değiştirilebiliyor. Uzun seneler kullanılabiliyor. Tamam. Bu sevdiğimiz bir alet o zaman. Evet, lazım. En çok kullanacağımız alet bu olacak. Tamam. Bunun dışında tabii ki. Evet, tahmin edelim. Mozaik cımbızımız var. Bu da kestiğimiz parçaları bu şekilde tutup çalışma üzerine yerleştirmek ve geri almak için kullanıyoruz. Tamam. Yine bu malzemeleri de mozaik hobi marketlerden bulabiliyoruz. Tamam. Tutkalımız var yapıştırmak için. İskelet tutkalı. Kuruyunca şeffaflaşma özelliğine sahip olması gerekiyor bunun. Beyaz tutkal, kuruyunca şeffaflaşan herhangi bir beyaz tutkalı kullanabiliriz. Tamam. Bunlarla beraber koruyucu gözlük kullanmasını tavsiye ediyorum. Cam kırarken özellikle. Normal gözlük kullanmıyorsak eğer. Çok faydalı olacaktır. Ahşap larımız var. Üzerine mozaik çalıştığımız ahşaplar. Bunlar 3 milimetrik olanlar şu anda küçük bir çalışma yapacağımız için ideal. Ama biraz daha büyük bir çalışma yapacaksak 5 milimlik medefeleri tercih etmemiz gerekiyor. Ağırlığı kaldırabilmesi için. Tabaka olarak sizin tercihiniz bu mu oluyor genelde? Evet. Evet, yani küçük bir çalışmaysa 3 milimlik MDF, büyük bir çalışmaysa 5 milimlik MDF marangozlardan kestirebiliyoruz. Peki o zaman, şimdi hiç bilmeyen halime soruyorum. Evdeki bir masamızı bambaşka bir şekle sokacağız ve üstünü tamamen mozaik yapacağız. Bu mümkün mü? Mümkün tabii, evet. Yani ben IKEA'dan aldım, herhangi bir mozaik de yapabiliyorum. Ya illa ahşap olmasına gerek var mı? Ne bileyim, bir camın üzerine çalışabiliriz. Camın üzerine çalışabiliriz. Tabii. Anladım. Sert herhangi bir yüzey olabilir. Anladım. Onunla beraber aynalarımız var. Aynaları da yine camcılardan, aynacılardan kestirebiliriz. Çeşitli boyutlarda işleriniz var zaten. Gayet yoğun bir şekilde mozaik işine kendini vermiş Derya Hanım daha önce öğrendiğimiz kadarıyla. Bizimle de şimdi çok büyük boyutlu bir çalışma yapmak zor olduğu için böyle küçük boy bir çalışma gösterecek. Böyle bir giriş yapacağız mozaiğe. Biraz şey diyorsunuz, öyle çok temiz bir iş değil. Ortada biraz dağıtıyoruz. Dağıtmaya kendimizi hazır hissetmemiz lazım. Evet. O zaman şimdilik girişim bilmemiz gerekenler bunlar. Bunlar yeterli mi? Başlayabiliriz çalışmamıza. Tamam. O zaman biz şimdi bu aynayı yapmaya başlayacağız. Bir sonraki bölümde bizimle birlikte olmanız için bu yeterli bir sebep diye düşünüyorum. Görüşürüz.